Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte XPG'nin Spectrix serisindeki D35G RAM modellerini birlikte inceleyeceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar, günümüzde artık RAM fiyatları biraz daha böyle düşük seviyelere ulaşmış durumda. Yani eskiden mesela bilgisayarınıza RAM takmak istediğinizde daha yüksek ücretler ödemeniz gerekiyordu. Fakat günümüze geldiğinde RAM fiyatlarının bir hayli düştüğünü görüyoruz biz. Bu noktada tabii ki RAM seviyesini, yani alacağınız RAM'in kapasitesini yüksek tutmak çok önemli. Neden? Çünkü bildiğiniz üzere anakartlarda belli sayıda RAM yuvası bulunuyor arkadaşlar ki genelde baktığımız zaman eski nesil anakartlarda bu sayı 2 ya da 3'tü. Şimdi yeni nesil anakartlarda ise biz en az 4 adet RAM slotunun olduğunu görüyoruz. Bu noktada tabii ki bazı ince ayarlar yapılması gerekebiliyor. Aldığınız RAM'e göre ya da anakartınıza göre arkadaşlar RAM'i 1.3 ya da 2.4 şeklinde konumlandırmanız veya RAM'leri 1.2 farklı marka RAM'leri 3-4 şeklinde konumlandırmanız gerekiyor. Bunu zaten bilgisayarına RAM takanlar daha iyi bir şekilde bileceklerdir. Bugün inceleyeceğimiz model arkadaşlar özellikle fiyat performans anlamında öne çıkan bir ürün. Bu RAM'ler arkadaşlar genel olarak piyasaya baktığımızda RGB ve 3600 MHz frekanslar seviyesinde rakiplerine göre bizlere daha uygun fiyatlar sunuyor. Peki ben bu RAM'i aldığımda ne gibi bir avantaja sahip olacağım? Dilerseniz biraz bundan bahsedelim. Dediğim gibi bu RAM'ler arkadaşlar 2 adet 16 GB'lık kapasiteyle karşımıza çıkıyor. Yani burada baktığınız zaman toplamda 32 GB'lık bir RAM söz konusu. Peki yeni bilgisayar toplayacak olanlar şunu sorabilir. Acaba ben kaç GB RAM taksam bilgisayarıma yeterli olur? Halihazırda arkadaşlar biliyorsunuz oyunlar geliştirilirken yeni nesil konsollar baz alınıyor. Yani burada PlayStation 5 ve Xbox'ın series konsollarından bahsediyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman 32 GB'lık RAM kapasitesi günümüz oyunları için hayli yeterli diyebiliriz. Yani bu manada bir bilgisayar toplayacaksanız bilgisayarınıza takmanız gereken RAM 32 GB'tan fazla olduğunda, en azından oyun anlamında söylüyorum bunu, size çok fazla bir katkı sunmuyor. Ama 32 GB'ı da minimum seviyede tutmanız lazım. Çünkü dediğim gibi oyunlar yeni nesil konsollara göre geliştirildiği için ve yeni nesil konsollarda da 24 GB civarında ya da daha üzerinde bir RAM kapasitesi bulunduğu için sizin bunu bir tık geçmeniz bence iyi olacaktır. Burada bu RAM paketini aldığınızda şöyle bir avantajınız var arkadaşlar. Dediğim gibi bu RAM'ler 3600 MHz çalışma frekansına sahip. Tabii bu durum anakartınız ya da işlemcinizle ne derece uyumlu olacak ona bir bakmanız lazım. Yani şöyle bir durum söz konusu, alacağınız RAM ne olursa olsun mutlaka anakartınızla işlemcinizle uyumunu bir kontrol edin. Zaten RAM'lerin data sheetlerinde vesaire bunlara rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada 2 adet 16 GB'lık RAM bulunuyor. Tabii ki bunun fiyatını merak ediyorsunuzdur. Bunu da hemen sizlere söyleyeyim. Bu RAM arkadaşlar, yani şu şekilde aldığınız zaman bunu internette 3000 Türk Lirası'na bulabiliyorsunuz. Hatta 3000 Türk Lirası'nın altına fiyatlarda da bu RAM paketini bulmanız mümkün. Ki baktığınız zaman günümüzde 3000 Türk Lirası çok da öyle büyütülecek bir meblağ değil. Yani düşünün artık günümüzde yarım kilo kıyma bile, hatta bir kilo kıyma bile 500-600 Türk Lirası'na satılıyor. Bu açıdan baktığınızda siz 2-3 kilo kıyma parasına RAM alabiliyorsunuz. Dolayısıyla şu anda teknoloji fiyatlarının ucuz olduğunu ülkemiz için söyleyebiliriz. Özellikle bilgisayar donanımları tarafında ÖTV de çok fazla yüksek olmadığı için, hatta bazı donanımlarda ÖTV hiç olmadığı için arkadaşlar bilgisayar şu anda ülkemizde dolar bazlı olarak gerçekten ucuz diyebiliriz. Bunu sizlere belirtmek istiyorum. Ha, yarın bir gün dolar arttığında, biliyorsunuz şu anda doların artacağı yönünde bazı söylentiler var. Dolar arttığında inanın bu fiyatlara RAM, işlemci, işte ekran kartı vesaire almak gerçekten mümkün olmayacak. Bu RAM'lerin benim hoşuma giden özelliği RGB aydınlatmaları oldu. Ama şu var arkadaşlar, eğer şeffaf bir kasanız yoksa, yani dışarıdan baktığınızda kasanızın içini görmüyorsanız RGB donanımların sizin için çok bir anlamı yok. RGB donanımlar genel olarak şeffaf kasalarda evet çok güzel duruyor arkadaşlar. Yani biliyorsunuz kasanın bir tarafı cam oluyor ya da tamamen cam kasalar var. Biliyorsunuz iki slotunda da cam var. Üst tarafına da damperli cam koyuyorlar. Cam kasalar, şeffaf kasalarda gerçekten çok güzel duruyorlar. Hatta bu bahsettiğimiz kasalarda biliyorsunuz kablolar vesaire de saklanıyor zaten ve kablolar saklandığı için gerçekten çok güzel bir görünüm elde edebiliyorsunuz. Ama şeffaf bir kasanız yoksa RGB RAM almanın ne kadar sizin için bir avantajı var? Bunu biraz sorgulamak lazım. Bu noktada hani biraz fiyatlara da bakmanız önemli olabilir. Ha, RGB olmasın biraz daha ucuz olsun diye düşünebilirsiniz ki XPG'nin mesela RGB olmayan ve gerçekten hani soğutması vesaire var tabii ki RAM'in. Bunun dışında çok
ucuz olan ürünleri de var. Onlara da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Bu RAM'lerde arkadaşlar RAM'lerin üzerine birer tane soğutucu plaka geçirilmiş ve bu plakaların hemen üzerinde de zaten RGB aydınlatmalar yer alıyor. Ben bunu anakartıma taktığımda ikisi de tam olarak frekans değerlerinde çalışmayı başardılar. Yani frekans değerlerinin karşılığını bana verdiler. Ama RAM slotlarının yerini değiştirdiğinde mesela frekans değerleri düştü. O yüzden siz de hani kasanıza taktığınızda frekans değerleri tam sizin istediğiniz noktada değilse RAM'lerin yerlerini değiştirmeyi deneyin. Böylece frekans değerleri biraz daha yükselecektir arkadaşlar. Dilerseniz şimdi bu RAM'lerin teknik özelliklerinden sizlere bahsederek incelememizi yavaş yavaş kapatalım. Bu RAM'lerin arkadaşlar en önemli özelliğinden bir tanesi teknik özellikler tarafına baktığımızda dengeli ve abartısız üçgen taslağı şeklinde benzersiz bir tasarıma sahip olması. Burada küçük ısı emicisi küçük kasaya kolay bir şekilde uyum sağlıyor. Bu gerçekten önemli. Biliyorsunuz bazı soğutucular tam verimli olarak çalışmayabiliyor ama burada soğutucunun ben RAM üzerinde gayet verimli bir şekilde çalıştığını gördüm arkadaşlar. Burada arkadaşlar bu RAM'in zaten kutusunun üzerinde de yazıyor. Intel XMP 2.0'ı destekliyor. Yani burada Intel Extreme Bellek profilini yani 2.0 hız aşırtmayı desteklediğini söyleyebiliriz. BIOS'ta parametreleri teker teker ayarlamak yerine doğrudan bilgisayarınızın işletim sisteminden ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten önemli bir özellik diyebiliriz arkadaşlar. Sonuç olarak ben bu RAM'leri fiyat performans olarak sizlere önerebilirim arkadaşlar. Yani genel itibariyle ben kullandığımda memnun kaldım. Herhangi bir sorun, ısınma, kasma, donma vesaire olmadı arkadaşlar. Ve hem Ryzen işlemcilerle hem de Intel işlemcilerle gayet uyumlu bir şekilde çalışıyor. Fiyatı da uygun. Dediğim gibi halihazırda bunlar tek modül de satılıyor. Dilerseniz bu şekilde çift modül de alabilirsiniz. Dediğim gibi zaten bilgisayarınızda en az bir 32 GB RAM bulunması gerekiyor arkadaşlar. Halihazırda bu paket şeklinde 3000 lira. Zaten söylemiştim. Tekli aldığınız zaman da arkadaşlar 1600 liraya 1500 lira seviyelerine vesaire bulabiliyorsunuz. Ucuz. Şu anda ucuz ama. Eğer önümüz yaz biliyorsunuz yazın güzel bir oyun bilgisayarı toplamak istiyorum diyorsanız ben size XPG'nin bu serisini tavsiye ederim arkadaşlar. Özellikle de şeffaf bir kasanız varsa gerçekten çok harika duruyor ki şunu da dipnot olarak belirteyim sizlere. Bu ışıklandırmaları kendiniz ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Özel bir yazılım var. Bu yazılımı indirdikten sonra ışıklandırma ayarlarını da gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer bu RAM'ler hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.